5 Ekim, 11 Ekim yay burçları. Yaylar için kafadaki hani uzaylı gibi oluruz ya, kafada sinyaller alıyorum. Herkesin beynini okuyorum. O benim için ne düşünüyor? Bu benim ne için düşünüyor? İş yerimdeki insanlar neler düşünüyor diyerekten. Böyle insanların beynini okuma ya da onların size yarattığı bakışlardan onları analiz etme haftanız olacak. Evet, düşünceleriniz doğru. Ama siz yerinizde ve düzeninizde kalmak istediğiniz için o bakışları, o düşünceleri kenara atın. Üst düzey ya da bulunduğunuz yüksek mertebedeki insanların gözüne girmeye başlayın. Çünkü iş yerinizde büyük bir sistem karmaşası var ve bu sistem karmaşasından bazı çıkartılacak insanlar var. Bu listeye siz de girmeyin. O yüzden bu hafta dikkatli ve konsantrasyon olursanız, olmazsanız işinizde o listenin içindesiniz. Sadece dikkat edin, sabırlı olun. Dedikodu yapmayın, kimseyle uğraşmayın. Çünkü bu hafta listenin başında birçok, yani şu an 300 kişi çalışıyorsanız 100 kişi çıkmak zorunda kalacak. O yüzden iş yerinizde karışıklıklar, iş yeri sisteminde maddi olarak bazı kaoslar ön planda olacak. Bu size de yansıyacak. Lütfen ve lütfen dikkat edin diye not almışım. Kendi işini yapan yay burçlar, kapatma kararı içerisindesiniz ama bence sanki ocağa kadar sabırlı olursanız burası size ekmek yedirir. Siz sadece ödeyemem, yapamam, maddi olarak gücüm yok, artık tahammül gücüm kalmadı. Elimdeki, avucumdaki altınımı, kenardaki paramı çıkarttım. Ben artık burayı taşıyamıyorum diyen yay burçlarına demişim ki lütfen, orası sizi kalkındıracak. Biraz daha sabırlı olmanız lazım. Boşuna emeğinizi ziyan etmeyin diye not almışım. İş bekleyen ve özellikle de iş sorunu yaşayan bazı yay burçları, belediye ya da işçi kurumundan gelecek haberler onu iyi motivasyon edecek ve güzel bir kapının aydınlanması olacak. Ama bazı yaylara demişim ki iş mahkemesinden hala paranızı almadınız ve kimse ilgilenmiyor ve devlet de ilgilenmiyor gibi geliyor size, ama bence evraklarınızı, bir dosyanızı kontrol edin. Unutulmuş olabilir, evrak alta geçmiş olabilir, çünkü bu paraya çok ihtiyacınız var ve evinizi ve düzeninizi ödeyemiyorsunuz ve bu para size gelmesi lazım. O yüzden avukatınızı dikkate almıyor olabilir. Lütfen adliyeye gidin, evraklarınızı ve iş mahkemenizi kontrol edin diye not almışım. Saç dökülmesi, saç kıran, kaş dökülmeniz, alerjik reaksiyonlar, egzama, bu tarz vücutta reaksiyonlar gösterebilir. Bunları ihmal etmeyin demişim. Kendinizle ilgili de dil eğitimi ya da Türkçe aksanı güçlendirmek istiyorsanız, edebiyat aksanınızı güçlendirmek istiyorsanız bu tarz diksiyon kurslarına gidebilir. Bu tarz enerjilersi okuma kursu, diksiyon kursu. Bir de özellikle yemeğe merak, aşçılığa merak salan bazı yay burçları, aşçılık kursuna ya da yemek kursuna gideceksiniz. Bu da size ekstradan keyif ve aydınlık kılacak demişim. Evde değişimlik bir durum kalmadı. Sadece aydınlatmalarla alakalı not almışım. Yani sanki eviniz karanlıkta kalıyor. Aydınlatmaların rengi değişmesi lazım. Aydınlatmaların komple yenilenmesi lazım. Yani elektrikle alakalı aydınlatma sisteminizin yenilenmeye ihtiyacı var. Uzun süredir de masa ya da sandalye ayağında sıkıntılar yaşayan, masa ve sandalyenizi de değiştirme kararı verdiniz. İyi olacak. En sonunda biri bunun üstüne düşecek ya da yemekler pat diye yere düşecek diye not almışım. Sevgili isteyen yay burçlarına demişim ki aman hayatım, sevgili nedir ki? Sen kendini sev, sevgili her zaman sana gelir diye not almışım. Evet, başka ne demişim yay burçlarına? Bakıyorum, kontrol ediyorum. Kitap yazmak isteyen ya da farklı şeylerle uğraşmak isteyen yay burçları yapabilirsiniz ama gereksiz kafanızı yormanıza gerek yok. Yüksek eğitim kararı verenler, evet doğru karar vermişim, mutlaka yapın, siz başarı sağlayacaksınız, endişe etmeyin. Evet, yükselen vay burcunuzu dinleyin. Aşk size selam verdi de siz aşka hazır olmadığınız için kabul etmiyorsunuz. Yükselen vay burcunuzu dinleyin lütfen.